Evet, Süha Bey'in bahsettiği gibi bir 2022 yılının değerlendirmesi hem Türkiye'deki girişimcilik ekosistemi adına hem bölgesel hem uluslararası seviyede işte bir sürü finansal krizler, savaşlar, belki sizin girişimcilerinize de ucundan değen hem fırsatlar hem tehditler. Önce bunları değerlendirelim istiyoruz beraber. Daha sonra da 2023 öngörüleriniz. Ofens var mı yoksa defansa mı çekileceksiniz? Yatırımcılar olarak bununla ilgili bir ekosisteme mesaj verebilirseniz diyerek. Ama önce sizleri bir tanıyalım. Yani Startup Fonu tanıyalım. Ondan sonra Domino Ventures'ı da tanıyalım. Biraz belki odak alanlarınız varsa biz daha çok şunları seviyoruz tarzında konulara girebilirsiniz. Kendinizden de lütfen bahsedin. Ben Gülsüm Hanım'la ilgili bir espri hazırladım. Umarım patlamaz ama Gülsüm Hanım'ın ismi diğer bulunduğu kurumların benim açımdan önünde gidiyor. Tek sıkıntı kendisiyle ilgili bu olabilir. Yani o şeyleri kurumları hatırlamaya çalışırken genelde Gülsüm Hanım'ın olduğu yer mi Ya diyorum? evet. Çünkü yani kendisi sayı olarak gördüğüm sayı 8 bin küsür girişimciye bugüne kadar değmiş, yatırım yapmış, değerlendirmiş, yönlendirmiş olduğu için ekosistemin çok önemli bir oyuncu kelimesini emeyelim. Mentörü, ondan sonra lideri, ondan sonra kadın girişimcisi, yatırımcısı. O anlamda hem bu sıfatıyla da kendisine teşekkür ederek başlayalım. Sizi tanımayanlar için tanıtalım ve Ben neler hızlıca yapıyorsunuz? tanıtayım. Ya aslında dediğiniz çok doğru İsmail Hocam. Çünkü ben uzun zamandır girişimcilik ekosistemindeyim ve tabii ki birkaç kere ben de girişimcilik ekosisteminde olmak üzere isim değişiklikleri oldu. Dolayısıyla isim ön plana çıktı. Şirketler değişebildi. Şu anda Startup Fonu'nun kurucu ortağıyım. Ben Gülsüm Çıracı. Daha önce girişimcilik eğitimleri ve danışmanlıklarıyla aslında bu ekosistemde başladım. 2004 yılında. Çok eskidir. Yani girişimcilik ekosisteminden bile eskiyim ben. Öyle Ama düşünüyorum. yaşın ortaya çıkıyor. Böyle söyleyince Çok yapma. gençtim ama Mustafa. Hala Gençlik genç. sıkıntı yok. Yani çocuktum o zaman. diye. Ondan sonrasında girişimcilik eğitim danışmanlığı firmam vardı. Türkiye'nin her yerinde bunu yönettim, yürüttüm. Sonra Startup Bootcamp'in kurucu ortağı oldum. 2013'te Avrupa'nın en iyi hızlandırma programıdır. Onu Türkiye'ye getirdim. Daha sonra bir melek yatırımcı ağı kurdum. İstanbul Startup Angels. Oradan da artık Startup Fon'a geldik. Aslında her biri gelişerek oldu. Dediğim gibi girişimcilere eğitim veriyordum. Sonra hızlandırma programı. Tüm aşamalarında bulundum. Sonra melek yatırımcı ağı. Şimdi bir fonuz. Daha doğrusu Startup Fon bir ortak yatırım platformu olmak üzere yola çıktı. 2019'da kendi kurduğu fonlarla girişimcilere yatırım yaparken aynı zamanda yatırım yaptığı girişimcileri online'da diğer yatırımcılara da açıyor. Ve yatırımcıların da beğendikleri girişimlere ortak yatırımcı olarak katılabilmelerini sağlıyor. 2021 Nisan'da fonumuzun ilk kapanışını yaptık. Bugüne kadar 14 yatırım yaptık. 45 yatırım olacak bu fonda. İkinci fonumuz yolda. Şubat ayında ikinci fonumuzu kurmuş olacak. O Türkiye'de ve GSF olarak kuruluyor. Orada da 100 milyon lira bir yatırım açmamız olacak. Toplamda önümüzdeki böyle 4-5 yıl içinde 70 girişime falan yatırım yapmayı planlıyoruz. Erken aşamada yatırım yapıyoruz biz. Yani MVP'si olan track record üretmeye hazır, pazara gitmeye hazır girişimlere yatırım yapıyoruz. Biraz daha artık çok Evet. yetiştirdiğiniz için ekipteki malzeme potansiyeli önden görebiliyorsunuz herhalde, değil mi? Yani görmeye çalışıyoruz diyorum. Yani biraz önce de bugün bir video çekimi vardı. Hani girişimcilerin hepsini ben tespit ediyorum. Çok iyi tespit ediyorum. İddialı bir cümle. Çünkü geleceğin bilinmeyen teknolojilerini yaratan girişimcilere yatırım yapmaya çalışıyoruz bizler. Görebildiğimiz kadarıyla iyi olanlara yatırım yapıyoruz ama bazen hiç tahmin etmediğiniz şeyler büyüyebiliyor. Ona anti Değil mi? portföy diyorlarmış. Ben Tabii. yok Anti anti portfolyo portfolyo. şey yani Ama niye kaçırdıklarımız anti oluyor ki? Zaten portföyünde değil. Yani Valla anti aklımızda kalmıyor portföy. genelde, yani o Anti kadar çok. portfolyo da Ama olmaması. gelmiş yatırmamışsınız ya, kaçırdıklarımız listesi. Öyle Ha, düşünüyorum. kaçırdıklarımızdan bir portfolyo Evet. diye. Evet. Peki sizi de tanıyalım Mustafa. Merhaba, ben Mustafa Kopuk. Öncelikle zaman ayırdığınız için teşekkür ederim bizi dinlemeye. Ben Domino Ventures'ın kurucu ortağıyım. Domino Ventures Hollanda merkezli. Metaverse Gaming ve AI alanında yatırımlar yapan aslında genç bir fon. 6 ay önce ilk closing'i, biz closing diyoruz ama closing şu demek, yani 6 ay önce ilk
aktif hale geldi? Genelde biliyorsun closing deyince insanlar kapattınız mı olumsuz bir şey gibi algılıyor. Biz yatırıma başlama süreci. Evet, yatırıma başlama aşaması gerçekten. Closing dediğimiz yatırıma başlama dönemi. Hollanda merkezli Domino ile biz yaklaşık 42 yatırım yapacağız. Son 6 ay içerisinde, Haziran 1 Temmuz itibariyle yatırım yapmaya başladık. Şu an 6 tanesini açıkladık, 5 tane daha var açıklayacağımız. Düşündüğümüzden daha hızlı gidiyor açıkçası. Ben bu kadar hızlı olacağını beklemiyordum. Çünkü deal flow, yani dünyanın şu an geçtiği dönemden dolayı daha fazla deal geliyor. Şu an paranın o kadar da bol olmadığı bir dönemden geçiyoruz. Bizim gibi aktif yatırım yapan yeni fonlar için de bir avantaj aslında bakarsanız bu. Ben 5 yıl önce girişim sermayesi dünyasına katıldım. İşte Tarvan Ventures'la başladık. Ardından Tekvan Fonu'nu kurduk. Vplay Ventures var, sadece oyun tarafına yatırım yapan. Farklı fonlara da destek verdik, hizmet vermeye çalıştık. Şu an Domino olarak devam edeceğiz. Bundan sonra da Domino olarak devam edeceğiz. Hani böyle özetleyebilirim aslında. Yaklaşık şey de vereyim, rakam da vereyim. 78 girişim var bizde. %70'i bunların Amerika'da. Oyun tarafında çok fazla işimiz var. Hani Vplay'i de dahil edersem. 4-5 exit var. Hatta bu yaz hepsi gerçekleşti. Hani böyle rakamlar var. Çok iyi. 2022'yi önce bir değerlendirelim istiyoruz. Fonunuz veya diğer ilgilendiğiniz girişimler olabilir, private de olabilir. Yani yatırımlarınız vardır diye tahmin ediyorum. Milestone'lar evet, veya hani ne oldu ve sizi nasıl etkiledi? Ya, olumlu olumsuz olarak ikisini de duymak isteriz. 2022 için biz çok yeni bir infografik hazırladık. İşte yarın herhalde basına da vermiş olacağız, böyle kendimize de bir değerlendirdik neler yapmışız diye. Tabii yılın son günlerine gelip de şöyle bir 2022 nasıl geçmiş diye bakınca çok hareketli geçmiş bizim için. Biz 2022'de 10 yatırım tamamladık. Bu toplamda 14 yatırım, 4 tanesi de 2021 yılında olmuştu. Toplamda 14 yatırım oldu. Fon çarpanımız 2.6'ya ulaştı. Yatırım yaptığımız her bir dolar karşılığı girişimcilerimiz 33 dolar yatırım almış. Hani bunlar böyle referans, güzel haberler. Referans oluyorsunuz demek ki. Bir sonraki rounda gidebilmişler. Bizim için önemli yatırımlar almışlar. Mesela bunlardan bir tanesi Colendi. Colendi'nin biz tohum aşamasında yatırımcısıydık. Bizden sonraki roundunda 38 milyon dolar ki bugüne kadar Türkiye'deki en büyük seri A roundu oldu. Startup fon olarak yeni platformumuzu canlıya aldık. Geçen ay yazılımını tamamladık. Artık yatırımcılar online'da tüm yatırım süreçlerini yönetebilecekler ve yapabilecekler. Bu heyecan verici çünkü venture capital dünyasında dijitalleşme adına atılan önemli bir adım olduğunu düşünüyorum Türkiye için. Şimdi 2023'te de artık onu görmeye başlayacağız. Artık online'da çalıştıracağız. Biz ekip olarak büyüdük. Yani 7 kişiye ulaştık ekibimiz. Ofisimizi değiştirdik. Buradaydık. Artık Anadolu yakasında bağımsız bir ofisteyiz. Bizim için avantaj olabilir bu. Biz de Anadolu yakasında. Vallahi benim için avantaj olduğuna inanıyorum bir kere. Anadolu yakasında oturan biri olarak benim için çok büyük avantaj şu anda. Aynı şekilde Mustafa ile de tabii, geçen tabii, onu konuştuk. Hani Anadolu yakasında olmanın bir rahatlığı var. Orada da kolektif var, o değil mi? Evet, evet. Çok güzel ve yoğun geçti bizim için. Yatırımcılarımız arttı. Yani fonumuzun büyüklüğü arttı. Şu anda 10 milyon doları hedefledik. Yaklaşık bunun 7 milyon doları gelmiş durumdayız fon büyüklüğü anlamında da. 2023'ün ilk yarısında da artık fonu final closing'i olacak ve tekrar bir fon kurmaya da başladık. Bu startup fonun platformu daha çok bireysel yatırımcıların kullanımını hedefliyor yoksa küçük ofisler, CVC'ler dahil mi? Orayı CVC'ler dahil. Şöyle biz orada da yenilikçi bir model deniyoruz İsmail Hocam. Şöyle ki yatırımcıların yaşadıkları bir takım sıkıntıları görerek aslında biz startup fonu kurduk. Melek Yatırımcı ağında bu ekosisteme yeni giren yatırımcılar girişimci değerlendirmeyi, portföy oluşturmayı, girişimci takibini yani seçmek için takip süreçlerinde zaman ayıramıyor ya da bilgisizliğinden dolayı, ekosisteme yeni girdiğinden dolayı hızlı karar veremeyebiliyor. Ya da az sayıda karar veriyor, az sayıda girişime yatırım yapıyor. Bu sefer de riskli alanda kalıyor. Biz onu dönüştürdük aslında startup fonda. Dedik ki bu yatırımcılar gelip fona katılsınlar. Fon olarak Paçal'da birçok girişime yatırım yaptığında riski minimize edelim. Ama bir taraftan da yatırımcılar işin bir parçası olmak istiyor.
o smart kısmını getirmek istiyor. Bunu da yapabilecekleri bir platform olsun. Fonun yatırım yaptığı girişimlere CoinVest'i açalım, platformdan online yatırım yapabilsin. Bu ilk kendi fonumuzla başladık ama sadece kendi fonumuz değil, ekosistemdeki diğer sadece corporate VC'ler değil, diğer bağımsız VC'lerle de işbirliği halindeyiz. Onlara da aslında şunu söylüyoruz, yatırım yaptığınız girişimlerde CoinVest arıyorsanız ya da CoinVest açmak isterseniz bizim platformumuzu kullanabilirsiniz. Bu platformdan CoinVest açabilirsiniz. Böylece bireysel ya da kurumsal yatırımcılar gelip startup fonun yaptığı bir yatırıma ortak yatırımcı olarak katılabilir veya Domino'nun yaptığı bir yatırıma ortak yatırımcı olarak katılabilir. Ama avantajı ne olacak? Herkisi de fonların süzgecinden geçmiş, fonların büyük yatırım yaptığı, daha doğrusu alanından yatırımın büyük çoğunluğun fon tarafından karşılandığı girişimi fonun liderliğine, uzmanlığına güvenerek takılacak. Aslında biraz data as a service falan gibi altyapıda şeyler var gibi geliyor. Evet, böyle ilginç bir iş modeli. Biz bunu denedik, şimdi online'da deniyoruz. Bekleriz hepinizi online'da. Zaten Mustafa ilk kullanıcılarımızdan evet. olacak inşallah. Çok güzel bir platform bu arada. Bekleriz herkesi de denemek için. Mustafa Bey, geçmeden önce bu yılki yatırımlarda böyle hemen hızlıca üzerinden geçmek ister misiniz? Tabii ki. Evet. Dediğim gibi 14 yatırım var. Tabii hepsini tek tek açıklayınca çok sıkıcı olabilir ama böyle biraz öne çıkanları söyleyeyim. Bunlardan biri Colendi, dediğim gibi. Colendi'de biz tohum aşamasında yatırım yapmıştık. Şu anda oldukça hızlı büyüyen 90 kişilik bir şirket. Güzel haberleri de yakında olacaktır. Atlas Space'e yatırım yaptık. Hatta beraber... Ortakları açıkladı. Ben de beraber sen yatırım benim yerime söyle. Atlas Space'e. Biz CoinVest'i şu anda da çalıştırıyoruz zaten. Domino ile beraber yatırım yaptığımız Metaverse as a Service diyebileceğimiz bir proje Atlas Space. Ecos var, Amerika'da olan bir girişim. Girişimlerimizin büyük çoğunluğu diasporadaki Türkler tarafından kurulmuş girişimlerdi bu 14 yatırımda. Delivery AI teslimat robotu, hızlı teslimat yapılan şirketler için robot geliştiriyor. Kurye yerine robot kullanabiliyor şirketler. Hubtu yatırımcısıyız. Henüz onu daha basında duyurmadık. Yine Silikon Vadisi'nde daha önce VC geçmiş olan bir Türk'ün kurduğu bireysel sosyal medyanız. İlginç bir iş modeli var. Neol'un yatırımcısıyız. Neol globalde de çok iyi giden bir iş. Kohort bazlı ve üç tabanlı kohort bazlı learning sistem yapıyor. Yine girişimcisi, deneyimli bir girişimci. ByBody retail tech sektöründe yine faaliyet gösteriyor. O da oldukça iyi gidiyor. Şu anda Türkiye'de 13 markaya ulaşmış. High Rise var. High Rise bak aklıma geldikçe evet. böyle listeyle çıkmam lazım. Şimdi 14 çok güzel ama ben sayamam mesela. 45 olduğunda ne yapacağım diye düşünüyorum ben. Artifika High Rise, Artifika. Bunlar bu arada ortak yatırımlarımız evet. bizim. Ben daha iyi biliyorum. Gülsüm'ün portföyünü bak. Biz çok güzel beraber çalışıyoruz Domino'yla. Ama burada şeyi gördüm, kusura bakmayın kestim. Estağfurullah. Yani yatırımcıların artık ulusal veya bölgesel bakma diye bir şeyi, the world is flat değil mi? Yani kalmadığı için girişimcilerin de Tabii. bu noktada artık önce şöyle satayım, böyle yapayım vesaire bakış açısını bırakmalarını herhalde istiyorsun. Yani böyle güzel girişimlerimiz var. Hepsinden çok umutluyuz. Hepsinin çok iyi gideceğine inanıyoruz. Scatium yine sizin diğer fonla ortak yatırımımız. Aynen. Ama web sitemize girerseniz arkadaşlar bütün burada unuttuğum girişimleri de görebilirsiniz ve detayları da var orada. Peki. Mustafa Bey'le 2022'nin ben daha genel bahsedeyim hani şey tamam. böyle portföyden çok. Şimdi bizim Domino Fonu kurduğumuz yıl zaten 2022. O yüzden bizim için çok önemli. Biz bir geniş bir ekibiz. Benim bu yani full time 29 arkadaşım var benimle birlikte çalışan. Ayda 2 ortalama yatırım yapıyoruz biz. Vallahi tam emin değilim hani toplam ne kadar olduğunu ama büyük ihtimal 45 yatırım turu falan olmuştur. Böyle devam yatırımlarıyla birlikte. Ama bizim için en önemli konu gerçekten işte Haziran ayında hani Domino Ventures'ı Hollanda'da o bütün legal structure'ıyla tamamlayıp ilk yatırımcıları da içeriye çekip yatırım yapmaya başlamak oldu. Çünkü 2022 zor bir yıldı. Birçok herkes için zor bir yıldı. Paranın o kadar bol olmadığı bir yıldı. Savaşın olduğu bir yıldı. Hani bütün ve global ekonomi piyasalarının veya borsalarının da
o ayı piyasasına girdiği ve işte sürekli negatif gittiği blockchain ve metaverse tarafındaki birçok olaylı haberin günden güne geldiği diyeyim, hani insanları da kırmamak için, ya kötü haberlerin çok fazla olduğu bir yıldı. Şimdi bu kötü haberlerin çok geldiği yıllarda bizim yatırımcı olarak davranışlarımız aslında en çok bize sorulan şey, genelde çok fazla değişmiyor. Biz genelde 5 yıl, 7 yıl, 10 yıllık projeksiyonlarda yatırım yaptığımız için ekosistem veya ekonomik, ülkenin veya yurt dışındaki ekonomik durum ne olursa olsun biz yine de kendi vizyonumuza uygun girişimleri buldukça yatırım yapmaya devam ediyoruz. Ama benim en çok şaşırdığım konulardan biri şu oldu açıkçası. Deal flow çok fazla, çok hızlı akmaya başladı bize. Yani normalde İngiltere'deki, Amerika'daki bir girişim Gülsüm Hanım'a veya bana gelmezken, genelde İngiltere içinden Londra'da o yatırım turunu tamamlarken, o şehirde veya o ülkede bile VC ekosisteminde gerekli sermaye bulunamadığı için bizim önümüze düşmeye başladı. Bu da bizim için bir fırsat. Değerlemeler bir yandan adjust oldu. Yani şimdi biz oyun tarafında da çok aktif yatırım yapan bir VC olarak söyleyeyim. Ya bir ara Unity'de oyun ya da insan çizebilen herkes 20 milyon dolardan yatırım istiyordu bizden. Yani 2-3 arkadaş bir araya gelip benim değerlemem 20 milyon dolar, benimki 30 milyon dolar diye bir furya vardı. O furyanın bitmesi çok iyi oldu. Çünkü artık böyle kötü bir yere doğru gidiyordu. Kimsenin yatırım da bulamadığı bir yere doğru gidiyordu. Yani bu anlamda ben 2022 hem kendi açımızdan şanslı kabul ediyorum. Çünkü hem Gülsüm Hanım fonu hem bizim fonumuz yeni fonlar olduğu için fonlarda portföy ilk 2 yılda oluşturulur. Yani 45 yatırım yapacaksanız bir 30 tanesini ilk 2 yılda bir araya getireceksiniz ki exit'e zamanınız kalsın. Yani 5. yılda, 6. yılda exit'ler başlasın ve yatırımcılara parayı geri verin. O yüzden böyle ilk 2 yıl, 2-3 yıl bizim için çok önemlidir. Ben de bu döneme denk geldiği için şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Umarım böyle bu şekilde de hızlı hızlı devam eder. Ya tabii orada bir şey daha var. Hani ben ilk 2004'te başladığımda böyle Türkiye'deki ekonomik kriz sonrasında girişimciliğe başlamıştım. O dönemde Dünya Bankası'ndan bir eğitim almıştım. Çok kritik bir şey vardı. Bu tür resesyon dönemleri ya da kriz dönemleri aslında iyi girişimciler yaratır. Çünkü kıymetli, hani bu iyi eğitimi görmüş, beyaz yakada, konfor alanından çıkamayan girişimciyi çıkarır. Hani Amerika'da da hatırlıyorsunuz o konut krizinden sonra Lehman Brothers'ın batması, onun gibi yatırım bankalarında yine birkaç batışlar çıkışların olmasıyla bir anda Silikon Vadisi'nde çok iyi VC çalışanları ve çok iyi girişimciler akmaya başladı. Bugün onları konuşuyoruz bizler de. O nedenle hani Mustafa'nın dediklerine ek olarak bir taraftan da bu dönemin bizim gibi yatırımcılar için böyle bir artısı var. Ekosisteme yeni girişimciler ve gerçekten konfor alanından çıkmayı şu anda göze alan girişimciler geliyor. Bunları biz gelecekte daha iyi girişimler olarak duyuyor olacağız. Böyle gözümde traktörün toprağı çekerek biraz acıtıyor ama havalandırması geldi. Yani arada bir gerekiyor böyle karıştırmak herhalde ortalığı. Yeni bitkiler yaşarsın. Ya bir de tabii şeyden bağımsız olarak hani teknoloji yatırımcılar uzun soluklu yatırımcılar. Biz bugün yaptığımız yatırımların zaten 2022'de meyvesini almak, 2023'te meyvesini almak gibi beklentimiz yok. Biz önümüzdeki 5 yıl, 7 yıl sonrasında bu meyveleri görmek istiyoruz. Dolayısıyla o güne kadar da bunun bir döngü olduğuna, o döngünün de dünyadaki her ekonomik çalkantıda olduğu gibi birkaç yıl sonra normalize olacağına inanıyoruz. Peki 2023'ü o zaman soralım şimdiden. 2023'te ben, Türkiye'de tabii seçimler var. Seçimlerden sonra birçok şey toparlanacaktır diye düşünüyorum. Seçim, bu ülkede biliyorsunuz seçim açıklandığı gün itibariyle her şey durur seçim olana kadar. Ama global piyasalarda özellikle Nisan ayından sonra ben toparlanma olacağını düşünüyorum. Zaten bazı hani borsalarda biraz daha yukarı doğru hareketler başladı. Yani bu şimdi dünya tarihine bakarsanız zaten 1900'lerde finansal tarihe bakarsanız hani 1900'lerden beri 2 yıl kötü, 2 yıl iyi, 3 yıl kötü, 3 yıl iyi. Hani bu böyle devam eden bir süreç. Nisan ayında toparlanmazsa Eylül-Ekim aylarında herhalde normal döneme döneceğiz diye düşünüyorum. Biz yatırımcılar açısından açıkçası çok büyük bir etken değil bu. Bizler yatırım yapmaya devam edeceğiz, hep devam ediyorduk. Yani bir yandan da bizler hakkında çok bilinmeyen şey, biz bir fon yönetiyoruz. Kendi paralarımız var, o fonda insanların parası var. O parayı bitirmek zorundayız biz.
Yani böyle bir zorunluluğumuz var. Hani bu parayı saklayayım da 7. yıla kadar cebimde dursun gibi bir durum söz konusu değil. Genelde 5 yıllıktır o harcama dönemlerimiz. Bazen 3, bazen 5 yıllıktır diyeyim. Hani 5 yıllıksa 5. yılın sonunda bitmek zorunda o para. O yüzden bekleme veya işte 3 yıl sonra yatırma gibi bir opsiyonumuz da yok. Biz gene yani bu dönemlerde de hep iyi girişimciyi kolluyoruz. Yani önemli olan bizim için, Gülsüm Hanım da aynı şeyi söyleyecektir. Bu ekosistemden, o da Türkiye ekosisteminden globale odaklı, ileri teknoloji, belki böyle 10 kişilik, 20 kişilik ekiplerle bütün dünyaya oturduğu yerden ürününü, hizmetini, çözümünü satabilecek girişimcilerin daha fazla çıkması bizim tek temennimiz. Yoksa ne Türkiye bence ekonomisi, ne dünya ekonomisi bizim belki bulduğumuz paraları, fonlara bulduğumuz paraları etkileyebilir ama yatırım sayımızı veya hızımızı çok fazla etkilemiyor. Şu anda kurmuş olduğumuz fonlarda hani cebimizde bekletmek hatta dezavantajımız. Tabii tabii. Yatırmak zorundayız. Bir taraftan da yatırımcılara vermiş olduğumuz taahhütler var bizim. Bu kadar yatırım yapacağız, şu kadar zaman içinde yapacağız. Onları da yerine getiriyor olmamız lazım. O yüzden yatırımcılar yatırım yapmaya devam edecek bizde dahi. Biz mi çok optimistiz? Böyle pembe tablo çizdik yok, Mustafa. Yok. Ama şimdi şeye dikkat edin, girişimci ekosistem hiç aşağı gitmiyor zaten. Yani mesela ülkede darbe oluyor, aşağı gitmiyor. Yani ekonomi kötüye giderse de aşağı gitmiyor. Çünkü biz gelişmekte olan bir ekosistemiz. Yani sen tabii daha eskisin. Ben 2017'de girdiğimde bakıyor, ya yoktu girişim, böyle şey girişim yoktu. Bulamıyorduk ya, iyi girişimci, globali hedefleyen girişimci. Hala işte e-ticaret sitesi kurup bir şeyler satmaya çalışıyordu insanlar. Hani şu an bize gelen girişimler, konuştuğumuz girişimciler, ülkedeki oyun ekosistemi, konuştuğumuz metaverse girişimcileri, evet, blockchain girişimcileri çok çok ileri seviyede. Yani 2017, 2018, 19'da karşılaştırılamayacak seviyede. En büyük değişikliğinde ben şey olduğuna inanıyorum. Ülkenin ekonomik durumundan bence o, ama artık Türkiye ile sınırlı kalmıyor hiçbir girişimci. Bundan 3-4 yıl önce Türkiye bana yeter diye çok fazla girişimci geliyordu. Ve işte 2 yıl, 3 yıl ben bu ülkede satarım, ederim, işte bankalara giderim, telekom şirketlerine satmaya çalışırım. Bu bana yeter kafası vardı. Şu an yok o. Herkes şeyi anladı. Ne yapıyorsanız girişimci olarak, özellikle teknoloji girişimcisi global olarak, ilk günden itibaren globale satmak üzerine yola çıkmanız lazım. Biz de o girişimlere yatırım yapıyoruz. Ben şeyi merak ettim. Hiç böyle çok iyi bir ekip, bir şey, traction var gibi ama bir yere gitmeyecek. Pivot ettirmeyle uğraşıyor musunuz? Yoksa uğraşıyoruz tabii. Uğraşıyor musunuz? Tabii tabii. Yoksa pivotsa pivot. Başka bir şeyse başka bir şey. Her şeyle uğraşıyoruz. Yani içeri ne kadar giriyorsunuz veya ne kadar karışma demeyeyim onu ama yani bu yaparsanız, bunu yaparsanız olacak ve biz de bununla birlikte gideceğiz diyerekten dönüştürmeye çalışıyor musunuz? Çok hızlı şey yapayım. Uğraşmaya değmez mi diyorsunuz? Sen söyle. İsmail Hocam şöyle aslında. Akıllı girişimci zaten konuşarak yapıyor onu. Yani şimdi şöyle düşünün, ne benim ne Gülsüm Hanım'ın girişimciye müdahale etme gibi bir lüksümüz yok. Zaten müdahale ederse, ya bizim en son istediğimiz şey founder'ın founder'lığı, o hani kuruculuğu bize devretmeye çalışması, bize yüklemesi. Çünkü biz yapamayız o zaman işimizi. Yani 50 tane, 70 tane şirketle, yani global operasyonla, içeride bir sürü yatırımcılar var, çalışanlar var. Biz o kadar içeride olmak istemiyoruz zaten. Hani bizim için o yüzden hep şey söyleriz ya, ekip, 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 founder, founder, evet, founder. Yani adamın onu işte o ekibin, o founder'ın alıp büyütmesi lazım. Fakat akıllı girişimci zaten önce yatırımcıya, mentorlarına, etrafındaki herkese, arkadaşına bunları zaten soruyor. Fikir alıyor, ne yapayım diyor. Bir yandan yatırımcıya ekstra soruyor çünkü tekrar para isteyecek büyük ihtimal o pivot sırasında. Paraya da ihtiyacı olduğu için tekrar soruyor. Biz de fikir veriyoruz aslında. Yap, yapma, şöyle yap falan diye. Dönem de bunu gerektirebiliyor bazen. Yani bir de hani müdahale edemiyoruz. Çok doğru söyledin. En fazla advice verebiliyoruz. Tabii. İşte akıllı girişimci ise o advice'ı alıyor. Onu kendi içinde pişiriyor ve gerçekten bir yol bulup çıkıyor. Ama çok rigidse zaten yine hiçbir şey yapamıyorsunuz. Kenarda bekliyorsunuz. Tabii. Evet, sen duvara vuracaksın ama bak duvar, bak duvar var. Gidiyorsun, evet, duvar var. Duvara vuruyor, duvar varmış orada diyor. Onda hiçbir şey yapamıyorsunuz. Evet. Her senaryoyu yaşamışızdır şimdiye kadar. Öyle söyleyeyim. Her girişimci birbirinden farklı. Bu sorularla ben de girişimcilerimize şey yapmaya çalışıyorum. Hani yatırımcılar, bak
sizlerden değil mi? Nasıl bir psikolojik mi diyelim artık ona, mental veya gelişme süreç içerisinde bekliyorlar. Bir yorum daha ekleyeyim. Bence girişimci bazen şeyi unutuyor. Şimdi eskiden daha fazla vardı ama, değil mi? Böyle 5 yıl önce mesela benim girişimimi benden mi alacaksınız falan tavrı daha fazla vardı. Daha fazla. Şimdi yine var da. Onlar gizli bir yerde ürüyorlar bence. Mesela gizlilik sözleşmesi isteyen hala var. Ya yani o da bitmiyor. Şimdi şöyle diyeyim. Bundan eskiden daha fazla gerçekten işte ele mi geçireceksiniz bakış açısı vardı. Şu an girişimciler de VC'yi öğrendi. Yani biz ne iş yapıyoruz, amacımız ne? Bir defa zaten %10, 12, 3, 5 gibi hisseler alıyoruz biz. Teknik olarak zaten bir yatırımcının, yani bir VC'nin, Venture Capital'ın gidip bir şirketi ele geçirmesi mümkün değil teknik olarak. Sözleşmeye farklı maddeler koyabilir. Yani o maddelere zaten girişimcinin dikkat etmesi lazım. Bir de niye yapalım bunu? Tabii. Evet. Yani esas neden de o. Niye yapalım? Niye ele geçirelim? en son istediğimiz şey gibi. Ya. Evet. Ele geçirmek istemiyoruz, ama satmak istiyoruz biz girdikten sonra. Yani. Bence şey unutulmamalı diyeceğim oydu. Şimdi çok düz bakın bu olaya. Ben %1, %2 hisse aldığım bir girişim. Artık orada benim bir malım var. Yani hani ben orada kendi mal varlığımı korumaya çalışıyorum. O yüzden yatırımcısı olduğum bir girişime zarar vermek üzerine hareket etme ihtimalim olmaması lazım. Yani mantıklı bir, hiçbir insan böyle bir şey yapmaması lazım. Ne melek yatırımcı, ne birisi. Bizim hepimizin hani o girişime destek olarak büyütmeye çalışmamız gerekiyor. Çünkü girişim battıktan sonra hani ne bana faydası var, ne founder'a faydası var. Ama beklentimiz de şu işte, founder'ın bizden daha fazla, herkesten daha fazla çalışması lazım. Çünkü hani girişimde de büyük hisseyi elinde oturttuğu için hani biz o 20 kazanırsa biz zaten 1 kazanacağız büyük ihtimal yatırımcı olarak. O yüzden onun işinin başında olup büyütmesini ve işte 100 milyon dolarlık, milyar dolarlık bir şirket yaratmasını istiyoruz biz her zaman. Rekabet nasıl diyeyim? VC alanında CVC'ler girdi. Bu konuda bir şey var mı? Aslında şöyle hani çok fazla CVC, çok fazla VC de kuruluyor. Ben birazcık şey düşünüyorum orada rekabet kısmında. Rakip değil, hala işbirliği dönemindeyiz biz. Hala yatırımcı sayısının çok fazla olduğunu düşünmüyorum. Tabii ki bunu kitabıyla düzgün yapanlar olduğu gibi yapamayanlar da olacaktır. Bu her sektörde var, her sektörde olabilir. Onlar zaten zaman içinde belli olacak. Rekabetten ziyade işbirliği dönemindeyiz. İşbirliği kısmında bizler hani gördüğünüz gibi kendimiz diğer VC yöneticisi arkadaşlarla da konuşuyoruz hep. Bir araya geliyoruz. Ama yeterli mi? Bence hala yetersiz. Daha fazla işbirliği içinde olması gerektiğini düşünüyorum yatırımcıların. Henüz rekabetli değiliz daha İsmail Hocam. Son kapanışı yapmadan ben Süha Bey'e bir sorayım. Kaldı mı sorularımız? Çünkü girişimciler bekliyor. Biraz da geç başladık. Zamanımız nasıl? Girişimciler 2023 yılına yönelik yatırımcılardan beklentileri nasıl yönlendirilsinler? Tamam. Böyle bir soruyla. Biraz uzun bir soru oldu ama. Neyden beklenti anlamadım. Sonra farklı bir iklim gelmesini bekliyoruz. Burada yılın ilk 6 ay ile ikinci 6 ay arasında yatırım turlarını kapatmakta, değerlemelerde... Nasıl bir pozisyon alsınlar mı diyelim? Neler, rüzgarlar nereler? Ya öncelikle sadece bizden yatırım istemesinler. Globaldeki VC'lere de ulaşmaya çalışsınlar. En büyük bence eksik o. Ama ya ilk 6 ay, ikinci 6 ay gibi ya yatırım turuna hazır hisseden bir girişimcinin yatırım turuna çıkması lazım. Çünkü ne yazık ki yatırım turları öyle 3 günde, 5 günde kapanmıyor. Biraz önce Gülsüm Hanım'ın dediği şey, ya biz işbirliği yapıp birlikte yatırım yapmaya çalışsak da işin içerisine 2'den fazla avukat girdiği anda 8 ay sürdüğünü görebilirsiniz bir yatırım turunun. O yüzden yatırım turuna çıkmak isteyen girişimcinin çok hızlı yatırım hazırsa turuna çıkıp görüşmesi lazım. O zaman biz bazen hani üründe müşteriye giderken çok sahaya gitmesini tavsiye ediyoruz ama yatırım turuna çıkarken biraz girişimcilere her yerde öyle sahneye de çıkmayın falan diyorduk. Onu geri çekelim. Her yere gitsinler öyle mi? Yani yatırım arıyorsa yatırım ihtiyacı varsa yatırım bulabileceği. Daha olmadı demeden çıksın. Yatırım bulabileceği her yerde olması lazım girişimcinin. Ek olarak şeyi söyleyeceğim, hani önümüzdeki 6 ay nasıl davransın, sonraki 6 ay nasıl davransın. Şimdi şöyle de bir şey var, girişimci esnek olmalı. Önümüzdeki 6 ayda bizim sadece öngörümüz var, medyum değiliz hiçbir VC olarak. Önümüzdeki 6 ayın ne getireceğini
kendi tahminlerimiz nispetinde bir şeyler söylüyoruz. Ama girişimcinin her zaman içinde bulunduğu durumu iyi okuması lazım. Ekonomik durumu, politik durumu, sosyal durumu iyi okuyup her zaman pozisyonunu ona göre alıyor olması lazım. Eğer bunu yapabiliyorsa zaten o anda yatırıma mı çıkması gerek, çıkmaması mı gerek, ne yapması gerektiğini o anki koşullarla karar vermesi lazım. Hani girişimcilik bu kadar uzun planlama yapılabilecek bir dünya değil, sürekli hareket halinde olmak gerektiren bir kesinlikle durum. Kesinlikle. Bir ayda pivot edersiniz, iki ayda şirketi kapatırsınız. Hani ben de şey asla, yani mesela bir girişimimiz vardı öyle, ya bir karar vermek için 5 kişi 3 defa toplanıp sonra tekrar bir mail atıyorlarsa o artık kurumsal şirket yaklaşım tarzı. Hani oradan uzak durmak lazım. Girişim böyle bir şey değil. Yani hani bugün karar verip 2 hafta sonra yatırım turuna çıkıp 3 hafta sonra product'ı değiştirip hani bu hızla ilerlemesi lazım. Özellikle erken aşamada. Çünkü hani 100 kişi çalışmıyor altınızda. Bütün dünyada binlerce müşteriniz falan yok. Hani o hızlı, ya bu kadar hızlı davranabilirsiniz ya da Gülsüm, ya şuradan çıkarken Gülsüm Hanım'ın elinden tutup işte ben size sunum gönderiyorum lütfen bakar mısın diyebilirsiniz. Survival of the fittest evet. Diyorsunuz. Kim hızlı davranırsa kazanacak. Peki. Seyircilerden sorumuz var mı? Peki. Herkes o zaman girişimleri dinlemeye hazır mı diyelim? Evet. Tamam. Vaktimiz de tamamsa. Çok teşekkür ederiz. Size şöyle alabilirsek aslında.